Yol bugün bizi Bergama'ya getirdi. Hava çok sıcak, İzmir yanıyor ve böyle bir günde Kozak Yaylası'nı özellikle seçtik. Bakalım oralar nasıl? Kalabalıklaşmadan biraz ilerleyelim dedik. Kahvaltıyı da burada yapacağız. Şu anda Bergama'ya girdik. Ama hedefimiz Bergama'yı gezmek değil, Kozak Yaylası'na çıkmak ve orada bir yerler keşfetmek. Her şey tamamen sürpriz olsun istedik. Güzel kahvaltı yerleri var demiştin. İyi bir yere gideceğiz inşallah. Uzun tabii boylu, tabii. Uzun boylu değil. Böyle 18 çeşit, 20 çeşit kahvaltı yok. Ha, serpme kahvaltı değil yani. Değil. Sertmeden bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra yaylaya. Altında köprü mü kemer mi diyeyim. Onun üstünde bir kahvaltı yeri. Her taraf tarih kokuyor. Tarihi yapılarla yeni evler iç içe geçmiş. Şuradan girelim istersen. Zamanı durdurmuşlar burada. Bir zamanlar mandıraymış, artık kahvaltı salonu olarak hizmet görüyor. Arı kovanı gibi hiç boş kalmıyor. Burası 80 yıllık bir kahvaltı salonu amca içeride. En az 100 yıllık var. 100 yıl. 100 yıldır. Evet. Eşi amcanın dedesinden kalma. 75 yıl. 14 yaşından beri. 14 yaşından beri burada. Babadan mı devam ediyor bu da? Dededen. O zaman üçüncü kuşak siz. Evet. Burada kaymağı kendi yapıyor. Dayı eski usul. Gerçekten. Evet, eski usul sorabiliriz. Burada kredi kartı geçme. Tam anlamıyla mandıra kahvaltısı. Her şey kendi üretimleri. Evet. İyi, hadi afiyet olsun bize. Zibidi. Buraya kadar gelmişken, tamam hedef Kozak Yaylası ama bu tarihi evlerin bulunduğu sokağı gezmeden geçmeyelim dedi. Burası dere boyunca uzanan bir sokak. Şu yapıların olduğu yer kemerin üstü. İçinde şu anda yaşayan var. Şu kırmızı taş çolan, yani aralar doldurulmuş. Aslında eski sokaklarda gördüğümüz tam bu kırmızı taşların olduğu yerde küçücük bir oluk oluyor ve yağmur suları o oluktan aşağıya iniyor. Vay, şunlardan geliyorsun. Böyle devam ediyor işte. Birbirinin içine geçmiş yaşamlar, birbirinin içine geçmiş evler. Bergama'nın içinde çok zaman geçirmek istemiyorum. Çünkü Kozak Yaylası'nın güzelliğini yaşamak hedefimiz. Buralar da sıcak. Bir an önce böyle serin yerlere atalım. Üşür müyüz acaba?
Bu ne? Evet. Banda. Arka tarafa baksana. Evet, muhteşem. Şimdi arkadaşlar, bu ağaçlar çam ağacı. Bergama Kozak Yaylası'nda bir numaralı geçim kaynağı kozalak fıstığı. Bu kozalaklar şöyle görmüş olduğunuz ağaçlara tırmanarak, köyün gençleri tırmanarak bu kozalakları toplayarak geçimini sağlıyor. Köyün gençleri bu ağaçlara tırmanamazlarsa köylü bunlara kız vermiyor. Ama çocukluktan başlayınca zaten insan herhalde tırmanır. Ağaçlarda ayak basacak yerler bırakmışlar. Evet. O şekilde budama yapmışlar. Belli bir yere kadar çıktıktan sonra, belli bir yerden sonra merdiven gibi tırmanabiliyorsunuz. Ama yukarı çıkmak değil, orada kalmak da mesele. Çünkü orada hareket ediyorsunuz daldan dala. Elinizde çubuklar oluyor. O çubuklarla kozalaklara vuruyorsunuz. Dikkat ederseniz hiçbir tane kozalak kalmamış. Hepsi hasat olmuş. Bunlar sahipli. Telle çevrilmiş. Çam reçinesi. Reçinesi dediğimiz bu reçine toplanıyordu. Eskiden toplanıyor bunlar. Ondan sonra bunlar kaynatılıyor. Ve bunları leblebi tozuyla küçük küçük toplar haline getirip eskiden verem hastalarına, ciğer hastalarına içirirlermiş. Acaba bu ağacın bunu salgılaması iyi bir şey mi? Hastalığı anlamına mı geliyor? Bu kesilen yeri onarmaya çalışıyor. Etraf tertemiz. Biraz önce bak dere kenarında durduk. Orada bile bu kadar yangının üstüne hala yeni içilmiş bırakılmış bira şişeleri. İnsanlar hala bırakıyorlar. Ama aynen, bakın yerlere düşmüş. Bu alan ne kadar bakımlı. Hayret, kozalak var yerde. Bak şu da merdiven gibi kullanıyorlar herhalde oraya çıkana kadar. Kolay bir iş değil. Koruma kemerleri falan taksalar bu budaklı yerlerden geçemezler. Yani onun için de biraz kelle koltukta yapılan bir iş. Çünkü şu ağacın tepesine çıktığınız zaman oradan düşmek pek iyi sonuçlar doğurmaz. Bir de yanlış bilmiyorsam belli bir süre içerisinde toplanması gerekiyor. Hızlı toplanması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu da kendisi açıp içindekini yere atmadan toplanması gerekiyor galiba. Evet, içinde bir tane bile fıstık. Aa, kalmamış diyecektim ki. Bir dakika. Vallahi da var. Vallahi da billahi de var. Evet. Evet. Şu fıstıkların iriliğine bak. Evet. Ama acaba bu şey mi? Artık çürümüş falan mı? Tamam. Şimdi bakayım. Evet, tabii. İçi kurumuş, boş. İçleri boşalmış artık. Büyük bir heyecanla açtım ama yok. Hepsinin içi boş. İşte onun için bu mevsime hani kalmaması gerekiyor dedin ya biraz önce. Evet, içi geçmiş. Evet, içleri boşalıyor. Evet, hepsinin içi boş. Tüh, heyecan yapmıştım. Boşuna heyecan yapmışım. İçinden fıstıkları alınan kozalakların artıkları herhalde bunları da gübre olarak mı kullanıyorlar? Bir bilen olsa da şuralarda soracağımız birileri olsa. Demek ki düğün var. Yine düğün yemeği hazırlığı yapılıyor. Evet, ikinci bir düğün yemeği hazırlığı gördük. Okullar açılmadan büyük bir olasılıkla
sünnetleri falan tamamlıyorlardır. Kozalakları topluyorlar ya, içinin fıstığını alıyorlar. Ondan sonra o kalanları ne yapıyorlar? Arta kalan yakıtları. Yakıt mı yapıyorlar onları? Onların incesi kalifere gidiyor. Orta göbekleri, onlar da sobada falan. Sobada yanıyor. İşte o çok şeyli, kömürden daha şey. Verimli. Çok daha şey. Kömürden daha iyi o zaman, doğayı kirletmez hem de. Yok öyle bir doğa yok, o şey olmaz da. Baya baya sıcak. Akşamları, geceleri yeterince serinleşiyor. Ya sağ olsunlar, gerçekten bizi mahcup da ettiler. Aynı zamanda böyle bir şey yaşamak mutlu da ediyor. Oturduk, iki çift laf ettik. Abi bize bizden hesap alınmasını istememiş. Sodalarımızı içtik, hesap dedik. Kahveci dedi yok. Hesaplarımız oradan. Israr ettik. Yok dedi, tamam böyle. Teşekkür ettik, kalktık.